Sevgili seyirciler, Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının devre arasında her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile birlikte karşınızdayız. Birbirlik beraberlik var, direkten dönen top var, kaçan penaltı ya da kurtarılan penaltı diyelim buna var. Tempolu, keyifli, hani seyrederken Aa, ya ne güzel falan dediğimiz bir maç oluyor hocam ilk 45 dakika itibariyle. Hani kalitesini orta saha direnci şunu bunu belki tartışan olabilir ama e, ben keyif aldım. Şöyle söyleyeyim. İkili mücadeleler gayet iyi. Hakem de bırakıyor. Zaten Beşiktaş'ın önünde de e, bir foul gibi bir şey tabii, oldu. Bıraktı gitti gol oldu. Avantajı uzadı. Ondan sonra iyi ya, tempolu bir maç oluyor. Aya evet. Ayağı toplar yapıyorlar. Fakat Göztepe iyi mücadele ediyor. Söyleyeyim. Tabii kora kora oynuyor. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Çok çabuk çıkmaya çalışıyorlar. Yani iyi bir maç oluyor. Kalite diyeceksin aynen işte öyle çok şey mi değil ama güzel maç oluyor. Şöyle güzel maç oluyor. E, i̇ki i̇ki takımın da tempo buluyor bu, ama iki takımın da mesafeleri açık olduğu için çok rahat gidip geliyorlar. Evet. Yani Biraz orta sağlar. Normalde açık. oyun boyunca futbol böyle oynanmaz ama işte ortası çok açık olduğu için iki tarafta gidiyor geliyor. Bir penaltı kaçırdı gösterme evet. bir topu direkten Hocam, döndü. Yalnız rakama bak 19 kez. Beşiktaş ceza sahasına girmiş Göztepe. Evet. Giriyorlar. Beşiktaş 8. E, Göztepe tam 19 defa e, rakip ceza sahasına girmiş. E, üçte bir Beşiktaş'ın e, şut ortalaması. 5'te iki beş denemeden ikisi isabetli Göztepe adına. Direkten dönen Tien için bir vuruşu var. Bayağı pozisyona girdiler. Evet. Bayağı. Arası çok açık olduğu için keyifli maç oluyor hocam. Evet. <laughs> Arası yani, kapalı olsa o kadar olmaz. Olmaz evet. Arası açık olunca keyifli de, maç oluyor. Yani seyri güzel maç arıyoruz evet, hocam. Evet. Ne yapalım? Biz yani yani iki tarafta iyi gidiyor geliyor. Maçın ne olacağı da belli değil onu söyleyeyim. Evet iki tarafa Öyle da iki tarafa da dönebilecek güzel bir maç. Beşiktaş da aslında e, hani e, cevap veriyor, pozisyon üretiyor ama Göztepe çok istekli göründü. Yani e, çok ekstra mücadele ediyorlar. Büyük maçlarda değişik oynuyor Göztepe. Diğer Hı. maçlarda ne bilmiyorum. bilmiyorum. Seyredemedim. Ama büyük maçlarda... E Onlar da öyle oynasa oynayan. 14 puan da olmaz Olmazlar. hocam. Daha yukarıda olurlar. Evet. Çok sakin bir teknik adamları var kenarda ve iyi de oynuyorlar. Yani Göztepe takımı kötü futbol oynamıyor. Seyrettiğim maçlarda istekli, hevesli giriyorlar çıkıyorlar filan iyi top oynuyorlar. Ş Heyecanlı top oynuyorlar. Ş Şöyle hocam şimdi e, düşme attı. 4 takım düşecek. 14 puanda e, yukarıdaki takım 18 puanda yani e, bir yandan hani oralara ulaşabilirsin, o hattan kurtarabilirsin kendini ama o tehlike bölgesindeki takım sayısı da fazla. Yani artık ikinci yarıda hep sen dersin. ilk yarıda tamam ama ikinci yarıda puan alsın lazım diye. İkinci yarıda üçüncü, dördüncü maçtan sonra hocam maçlar artık baksana bugün şeyde olay olmuş. Malatya Başkanı evet, Malatya, hakemin üstüne yürümüş. Kayseri. Nedendir bilmiyorum. tabi. Ne oldu ne bitti seyretmediğim için bir şey diyemem yani diyemiyorum işte, ama yine de başkanın iyi. girmesi kötü bir olay iyi bir olay değil. baya bir de oraya kadar, masalar falan. Oraya kadar gelmesi enteresan bir olay başkanın. Yani şimdi hep onu diyorum ben. Güvenlik diyorum ya güvenlik. Evet. Bir hakem bir başkan hakeme kadar hemen hemen hakem de Santra'nın biraz biraz yakınında. Yani oraya kadar nasıl geliyor bir görevli bir sivil nasıl geliyor? Bir yerde sivil Malatya başkanı. O enteresan. Evet girse bir hareket yapsa ne olacak? Yaptı bir hareket hakeme gitti vurdu. Araya birisi girmese baya yani e gitti, sıkıntılı Gitti vurdu ne Gülüyor. olacak? Yükme mağlubiyet, puan cezası filan gibi şeyler olacak ya nasıl oluyor bu iş yani? Tamam sinirlenmek olur insan sinirleniyor da bu da yanlış ya girip oraya kadar bilmiyorum. Seyretmedim de güya bir pozisyon varmış e, 2-0 iken pardon 2-1 iken veya. O pozisyon verilmemiş güya, penaltı. Ondan sonra dönmüş, Kayseri gol atmış o pozisyonun devamında. Tabi görmek lazım pozisyon nedir, ne değildir. Görmeden bir şey diyemezsin. Evet. Ama iyi değil tabii, çirkin bir olay. Isı ee, haritası dikkatimi çekti. Beşiktaş daha fazla kendi yarı sahasında gözükmüş. Göztepe ise kendi sağ kanadını, Beşiktaş'ın sol kanadını e, bir hayli kullanmış. Oradan bayağı geliyorlar. Çabuk da geliyorlar, yalnız Çabuk. şu var. Beşiktaş gene gene rakibe top vermede gene başarılı bugün. Yedikleri gol öyle Ol bir iyi. gol. Bir tane de sonra bir tane daha. Sonra bir daha yaptılar altı aynı altı. altı. Yani enteresan hem de ucuma çıkarken yapıyorlar. E penaltı pozisyonu hocam. O da aynı. O da aynı. Bilmiyorum Beşiktaş'ın. Şimdi tamam bu adam aşağıdan gelmiş yapıyor filan bu işi ama. Şimdi tabii Beşiktaşlılar ya öyle gereği var filan diyorlar. Ama Beşiktaş artık bu seneyi kaybetti. Beşiktaş seneye bakacak. Onun için de bu sene ha tamam acele etmesinler. Ya yani öyle bir teknik adam bulsunlar ki seneye çalışsınlar, seneyi kurtarsınlar. Bu sene bir şey değil. Kupa var. Bir de onlar Süper Kupa'da oynayacak Beşiktaş. Tabii, gideceğiz. tabii. Şimdi büyük takımların burun kıvırdığı zaman zaman ya yoruluyoruz arkadaş ya falan diyorlardı. Şimdi ya ma bitti oynayacaksınız. Çünkü başka yol kalmadı hocam. Mecburi evet. istikamet. Zira Türkiye yani kupası oradan e, direkt gidiyorsun. Hem kupa taraftarlara camiaya bir kupaya hediye evet. etmek, hem para ödülü kazanmak, hem de Avrupa'ya direkt gitmek. Çünkü gruba direkt Eylül ayından katılıyorsunuz Avrupa ligi'ne, diğer takımlar konferans ligi'ne bir alt lige şey evet. gidecek kupaya. Onun için e, bak bugünler geldi, bugünler gelecekti geldi. Onun evet. için aynaya baksınlar, bizler daha hata yapıyoruz desinler, top oynasınlar. Yöneticileri öyle hakemdi, makemdi yok rakipti, federasyon bizi öldürüyordu filan gibi şey bıraksınlar kendi işlerine baksınlar. Hocam e, Göztepe bir penaltı kazandı, e, 41. dakikaydı. E, orada Soner, Soner Ay doğdu e, kullandı sol ayaklı bir oyuncu ben sol ayaklılara herhalde onu ayaklı kullanırken, sol ayaklı oyuncular Halsı ya öyle. çok iyi atıyor işte Alex öyle ne bileyim işte Mesut öyle. öyle. Ama bir sıkıntı var derler bilmiyorum ne düşünürsünüz evet, sol, sol ayaklı, ayaklı oyuncular. Kaleci gitti çok da rahat çıkarttı çok da kötü bir penaltı attı. Çok kötü bir penaltı attı. Ya yani o penaltı çıkarılırdı. O zaman demek ki başka atacak adam yok bilmiyorum tabii. Herhalde. Bir 11'de bir penaltı atacak ki ayağına hakim futbolcular var orta sahada. O Piyaniç mi iç, ne? Piyaniç. Bir oyuncu var. O yana çok hakim bir oyuncu yani. 25 metreden bir tane füze evet, yolladı. Yani o varken niye attırdılar? Zaten gelirken şey geldi. İtimat <laughs> edemeden geldi topa. Vuruşunu öyle yaptı. Kaleci de güzel çıkarttı. Ersin'in de hakkını teslim etmek lazım. Orada e, Göztepe yani e, ritim verirken maça bir de öne geçse... Sıkıntı Tabii. olabilirdi Ersin Beşiktaş'a hayat veren bir kurtarış yaptı. Evet. Tam ikinci yarıya çünkü soyunma şimdi, odasına tabii. gitmeden. Ama yine de gösterme tehlikeli bir takım ha. Yani hiçbir zaman kart mart görmezlerse bir ters iş yapıp bu maç bayağı bir çatır çutur devam edecek. Öyleye benziyor. Çünkü Beşiktaş defası her an bir şey yapabilir vida filan. Ee, her an bekliyorum vidadan bir şey. Stoperleri <laughs> biraz değiştiriyor e, hoca, önder hoca. İşte Necip sakatlanmasa, Necip oynamıştı vidanın yanında. Sonra... İşte e, Serdar girdi. Bu kez de Montero var mesela. Evet. Orada bir şey olmadı bu. 2-3 e, maçtır. Bir standart olmadı, olamadı. Hocam kolay değil. Wellington'u düşünmüyor ama o belli. Evet. Hoca. Ama şimdi yenilen golde orta sahadan atılan bir hatalı toptan rakip direkt üstüne geldi, girdi. Penaltı yaptı. Penaltıyı da Montero yaptı. Golü tabii. Yani Beşiktaş'ın maalesef düzelecek çok yanları var. Onu dedim. Tamam bu teknik adam lan bir müddet gidilsin. Ama Beşiktaş'a, Beşiktaş'ı kaldırabilecek bir teknik adamın gelmesi şart. Onu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşımız tamam aşağıdan filan gelmiş de bu bir yere kadar götürür. İlk başta bir şeyler alır. Futbolcular filan da severler. Ama devamında olmaz bu. Onu söyleyeyim. Onu şimdi yani diyeyim. sezonu bitirmesi olmaz. Olmaz. Mı? Olmaz hocam. Eğer önümüzdeki sezonda bu adamla çalışacaksan, güveniyorsan al. Devam et. Ama tahmin etmiyorum çalışacaklarını. O ya. zaman da bir teknik adam getireceksin hocam. Şimdi bu teknik adam bazı şeyleri şu anda yaptırır. Şu anda sempatik gelir. Ya bir bir de sonra olmaz. Onu söyleyeyim. Futbolcu dalla geçmeye başlar, başlar. Onu hissettik mesela. Filan sallamaz, sallamamaya başlar. Bilmem ne yaparlar. Çünkü idareci futbolcular genç takım değil. 18 yaş grubu da değil. Hepsi biraz kaşar bir grup var tabi orada. Eski kaşarlar var. Onun için Oraya da bir eski kaşar bir teknik adamın gelmesi şart. Hocam güven kenarda. Kenan Karaman var. Kenan Karaman da Beşiktaş'a transfer olduktan sonra beklentiyi hiç karşılayamayan bir oyuncu oldu. Bir de milli takıma hep seçilen bir oyuncu Kenan. Ama Beşiktaş'ta hiç randıman veremedi. Kim çağırdı onu milli takıma devamlı? Şenol Hoca. Demek ki bu şey görüyordu ama biz bir şey veremedik. Yok hocam ya hiç. Biz göremedik. O görüyormuş demek ki. Ne var? Bir yerden torpilim var? Yoksa biz mi göremiyoruz hocam? Bir de o var ya. E, Şenol Hoca onun e, işte e, adam kovalamasını falan severdi. Ya Beşiktaş, Ama Beşiktaş, ofansif bir oyuncuyken Beşiktaş, adam kovalamak da ayrı bir şey. Beşiktaş, adam kovalayacak bir adam lazım değil. Adam kovalatacak bir adam lazım Beşiktaş'a. Kovalayacak Doğru. değil hocam. Beşiktaş Doğru. takımında oynuyorsan adam kovalamayacak. Yani bak Göstemeli futbolcuları kovalıyorlar şimdi. Dikkat edersen bayağı da kovalıyorlar. Göstebeli futbolcular bayağı bir boş alan bulup gidiyorlar. Gidiyorlar hocam. Ya yani bu tarz oynanırsa ikinci yarı maç nereye döneceği belli değil. Sence? Yani her şey, her olur. şey olur. Üç ihtimalle bir maç gözüküyor. Evet. Evet. Her şey olur. Ama ben yine hani Beşiktaş'ın biraz ikinci yarılarda da hani bir vites arttırma özelliği var. Ee, ona bakıp seyircinin de desteğiyle çıkabileceğini düşünüyorum ama Göztepe yani Hakkını teslim etmek lazım. İyi mücadele, İyi mücadele ediyor bugün. Görelim İyi mücadele. Ya. Peki biz yavaş yavaş e, sözü skorboard'a bırakacağız. Çünkü takımlar oyun alanına gelmek üzere. E, Skorboard'dan sonra takım oyununda hem bu karşılaşma hem şöyle bir haftayı toparlayacağız. Ve zaten haftayı toparlayacağız zaten bugün Perşembe, Cumartesi günü e, yeni hafta, yeni heyecan başlayacak. Bir İlk yarının son haftası. Bir daha toparlanacağız hocam. Bir Bakın daha kadar. Tabi, bir daha toparlanacağız. Sonra küçük bir devre arası ve e, Süper Kupa. Bizim Ziraat Türkiye Kupası maçlarımız var önce. Salı, Çarşamba, Perşembe. Yoğun bir e, yani ilk beş sıradaki dört büyüklerin de katılacağı Ziraat Türkiye Kupası maçları. Var. Güzel maçlar var hocam. Evet. Beşiktaş mesela Altay'la ile oynuyor. İki siyah beyazı takımın evet. mücadelesi. Mustafa Hoca gelecek Dolma Bahçeye. Güzel keyifli maçlar olacak. o arada bir de Premier Lig'de Manchester maçı var hafta içinde. O da güzel United. Güzel maçlarımız var yani Oradaki hocam. Buradaki futbol farklı be. Evet hocam, evet. Peki söz scoreboard'da ardından takım oyununda birlikte olalım.